Merhaba arkadaşlar, birçok motorda kullanabileceğiniz kombinler paylaşıyorum. Bir arkadaşımız da benden fiyat performans ürünleri istedi. Şimdi ona uygun birkaç tane ürün çıkarttım. İlk önce Givit Tridion'dan başlayayım. Bu 5005 Tridion diye geçiyor. Bunun özelliklerini daha önceki tanıtımlar zaten görmüşsünüzdür. Ön havalandırma kanalı var. Kademeli açılıp kapanan bir tane camı var. Burun pedi var. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Boyun pedleri iyi oturacaktır. Bir güneş vizörüne sahip. O da şuradan indiriliyor ve kaldırılıyor. Üst havalandırma kanalları elle idare ediliyor şuradan. Arka spoiler'ın hemen altında onunla birleşik yapılmış bir tane hava çıkış kanalı var. Bu 1450 gramlık bir kask. Bu alınabilir. Dışı polikarbondur. Eğer fiberglas almak isterseniz en azından 1000-1200 lira civarı bir parayı çıkartmanız gerekiyor. Yani güneş vizörü falan gerçekten iyidir. Dış tarafı dediğim gibi polikarbondur. Buna uygun bir tane Speedy'nin montu var. Onu çıkarttım. Netstream diye geçiyor. Ve Netstream gerçekten yazlık bağırlık kullanılabilecek bir mont. Kusura bakmayın, burası biraz sesli. O yüzden dışarıdan da çok fazla ses alıyor. Tamamen yazlık olduğu için bayağı bir geçirgendir. Bayağı bir rüzgar alır. O yüzden de hani sonbahar sürüşünde biraz soğuk havalarda çok fazla bununla dışarı çıkarsanız üşütecektir. Fakat hani yazın ve bahar sıcak havalarda bunun sürüşü gerçekten zevklidir. Tabii ki dirseklerinde ve omzunda özel korumalara sahip. Sırtında bir tane koruma yok. Onu tekrar almanız gerekir. Ve kolları çıt çıtlı olarak yapılmıştır. Herhangi bir tekrar bir fermuara sahip değildir. Ön fermuarını açtığınız zaman içindeki hem cepleri görebilirsiniz, aynı zamanda fileli dokusunu görebilirsiniz. Bu fileli doku yazın sizi rahat ettirecek şekilde hem seyahatlerinizde rahat rahat gitmenizi hem de püfür püfür rüzgar almanızı sağlayacaktır. Arkasını da göstereyim. Bunun sarı modeli de var. Biraz üst modelleri kaldı. Yani biraz üst modelleri derken özellikle böyle XX large, 2X large gibi ya da X large gibi modelleri kaldı. O yüzden hani daha vücut yapısı daha küçük olan arkadaşlar bunların ölçülerini bulamayabilirler. Eğer size hani uygunsa bunlardan alabilirsiniz. Ben linklerini zaten açıklama kısmında paylaşacağım. Givit Tridion dedim. 5005 Tridion bu fiyat performans için iyi bir ürün. Üstündeki Speedy Netstream montu 845 lira, 870 lira civarında olması lazım. Bunu da alabilirsiniz. Ben ProEl dizlik öneriyorum arkadaşlar. Dizlik almayalım diyorsanız dizlik yerine Tech90'ın pantolonunu alabilirsiniz. Tech90 Pirate Coat alabilirsiniz. ProEl'in, Zanlunum'un veya işte Rexon'un, Venom'un dizliklerinden alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Fakat kazalarda onun dönerek size zarar verdiğini unutmayın. Yine Vexon'un Splash eldivenleri var elimde. Vexon'un Splash eldivenleri de gerçekten iyidir. Çünkü hani en azından bütün eklem yerlerinde koruması var. Kazalarda size gerçekten destek verir. Bu kazalarda ilk önce bileğimizi çarptığınız için buradaki destek önemlidir. Biraz yüksektir ve cırt cırt şekilde yapılmıştır. Bunu kullanabilirsiniz. Tekrar yanımda verebileceğim yine fiyat performans için iyi ürünlerden bir tanesi Rockwell'in VP botu. Bu botu neden öneriyorum? Çünkü gerçekten 240-250 lira civarında olması lazım. Gerçek rakamlarını tam olarak bilmediğim için onu hemen açıklama kısmında yazacağım. Bağcıklıdır ama bağcığı tekrar söküp açmanıza gerek yok. Şuradan cırt cırtla kapatabilirsiniz. Devamlı o bağcıkla uğraşmak zorunda değilsiniz. Bunun da tabii ki hani hem burun hem topuk hem de bilek korumaları var. O yüzden bunu öneriyorum. Alt tarafı da siyahtır. Bunun beyaz kısmı, beyaz olanları var. Cafe Racer'lara uygun olanları var. Aynı üstündeki mont gibi. Üstündeki mont da hem yaz sürüşüne uygun, bahar sürüşüne uygun ve sarı çizgili renkli olanı da var. Hani bu kaskı uyusun diye. Daha önceden de bir tane kaskı uyusun diye bir performans montu. Yine fiyat performans açısından iyi olabilecek bir mont sunmuştum. O da yine Rika'nın bir montuydu. Onun da linkini aşağıya koyarım ama o yaklaşık bundan 500 lira daha pahalı. O yüzden fiyat performans açısından yaz sürüşlerine uygun olması açısından bunu paylaşıyorum. Yani uygun olarak söyleyebileceğim ürünler bunlar arkadaşlar. Bunlar bir de hani 2000 liraya yaklaşık bir kombi ayarlayabilir misiniz bana diyen bir arkadaş vardı.
Onlara bunları önerebilirim ama ona da yine de farklı bir öneri, farklı bir kask önerisi daha getirip onu da sunacağım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. İyi sürüşler.